Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme programında işlenmeye devam eden sahte gelin dosyası hala da gündemden düşmek bilmemekte. Türkiye'nin konuştuğu sahte gelin çetesinde adı geçen isimlerden biri de Serkan Yıldırım. Melisa'nın gözaltına alınmasının ardından gözler artık Serkan Yıldırım'a çevrilmiş durumda. İddialı reddeden Serkan Yıldırım Melisa'nın itirafıyla köşeye sıkışmıştı. Açıklamalar gerçekleştiren Serkan Yıldırım şunları ifade etti. Sahte gelinleri organize etmekle suçlanan Serkan Yıldırım TikTok paylaşımlarında bulundu. Didem Arslan'ın kendisi hakkında suçlamaları kabul etmediğini, kendisinin itibarının sedilendiğini dile getirerek benim hakkımda yapılan açıklamalara inanmayın dedi. Serkan suçluluğunu açıklayacak bir durumda olmaması da Serkan'ın rahat tavırlar sergilemesine sebep olmakta. Çünkü suçluysa onun suçluğunu ispat edecek herhangi bir şey yok. Sahtekil'in çetesinde adı geçen Serkan Yıldırım'ın daha önce defalarca evlendiği ve cezaevine girdiği ortaya çıkmıştı. Didem Arslan Yılmaz da Asla vazgeçme. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kişi 2015 yılında Serkan Yıldırım ile birlikte cezaevinde yaptıkları sırada Serkan'ın kendisine bu işleri teklif ettiğini ileri sürmüştü. yaptığı açıklamalarda TikTok paylaşımlarını gerçekleştiren Serkan Yıldırım ise hala da rahat tavırlarını sergilemekte ve sağa sola konuyu dağıtaraktan açıklamalar gerçekleştirmekti. Çünkü onu suçlayacak bir delil yok. Araştırmalarında sürdüğü devam edilmekte. Gelişmeler geldikçe de konuyla alakalı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ve umuyoruz ki Serkan Yıldırım'ın gerçek yüzü de en yakın zamanda ortaya çıkacaktır. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.